Herkese iyi akşamlar. Öncelikle gerçekten maçı kazanmayı çok istiyorduk. Hafta başından beri de çok iyi hazırlanmıştık. Rakibimizi çok iyi analiz etmiştik. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün maç başından sonuna kadar takımımıza, oyuncularımıza müthiş bir destek verdiler. Onların vermiş olduğu bu desteğe de oyuncuların bugün sahada Fenerbahçe ruhunu, Fenerbahçe karakterini ortaya koyarak 1-0 geriye düşmemize rağmen bir gol attık. Bir iki tane de, iki üç tane de net pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik. Ama 10 kişiyle bile maçı kazanmak için sonuna kadar rakibimizle başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Bir mücadele gücümüzü, karakterimizi Fenerbahçe armasına yakışır bir, yani çok iyi oynamasak da sonuçta bir 10 kişi kaldık. Bir ortaya mücadele, bir güç gösterisi yaptık. Sonuçta bugün kazanmayı çok istiyorduk. 11-11 iken yaptığım bütün taktik, bütün çalışmalarımız hepsi harf harfine işliyorken birden bir kırmızı kart devreye girdi. Ortadaki topa iki oyuncu da, rakip takımın oyuncusu yerde kayarak geliyor. Topa sahip olan benim oyuncum. Ne olduysa ilk maçta olduğu gibi burada da bir kırmızı kart. Tabii bütün oyunumuz bozuldu derken, insanlar böyle düşünürken, ama saha içerisindeki oyuncularıma göz göze gelip verdiğim talimatlarla aynı yapmış olduğumuz çalışmaları taktiksel anlamda devam ettirmelerini istedim. Asla geri yaslanmadık. Sonuçta gol atmak için, maçı lehimize çevirmek için, 10 kişi kalsak bile kazanmak için bir mücadele ortaya koyduk. Sonuçta bütün veriler elimde burada. Rakip 3 tane, bizim 4 tane %100 pozisyonumuz var. Daha fazla detaylara girmek istemiyorum. Sonuçta bugüne kadar geldiğim günden beri her zaman diyorum ki taraftarlarımız varsa biz varız. Onlar bizim her şeyimiz. Biz onlara, bizi destekledikleri sürece biz de onları mahcup etmeyeceğimizi, her zaman mutlu olabilecekleri bir reaksiyon, bir karakter koyabileceğimizi söylemiştim. Bugün bu gerçekleşti. Haftalar sonra bunu müthiş Fenerbahçe taraftarı ailesinin bu takımı ne kadar içten destekleyerek ve bunun karşılığında da oyuncularımın, bu taraftarlarımızın onlara göstermiş olduğu bir ilgi, bu vermiş oldukları sinerjiyle bu oyuncularımın neler yapabileceğini herkes gördü. Bundan sonra da taraftarlarımız bizim yanımızda olduğu sürece merak etmesinler. Bu mücadelemizi, bu oyunumuzu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Olkan, onlara çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu takımı bizi yalnız bırakmasınlar. Bize güvensinler. Volkan Bey. Hocam, bireysel oyuncu performansı sormak istiyorum. Özellikle savunma oyuncularının nasıl söyleyeyim, oyunu öne doğru itmeye çalışmaları, işte Kim Min-jae'nin topla alıp ilerlemesi, Atilla Salay'ın rakibine üstünlük kurması o bölgede, aynı şekilde Osay Samuel'in Envakame'ye karşı bir üstünlüğü. Bunlar sizin önceden planladığınız mı, yoksa o kırmızı kartın sonrasında bir reaksiyon olarak mı ortaya çıkan şeyler? Bunu merak Peki, ediyorum. Peki ben şimdi size söyleyeyim. 17. dakikaya kadar neler oldu? Her an gol geldi, geliyor değil mi? Bir plan vardı sahada. Biz 10 kişi kalmamıza rağmen, demin de söyledim, planımızı işlettik. Kanatları çok iyi kullandık. Osay ile, özellikle Salah ile. Bunların hepsini biz çalıştık, anlattık. Oyuncularımın da yüksek enerjisiyle, kazanma hırsı ve arzusuyla, taraftarlarımızın onlara vermiş olduğu bu destekle, tabii ki bir vites daha, bir adım daha fazla attılar. İki nefes daha fazla alarak, fazla yani yoruldular. Bir karakter koydular. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Emin Bey. Hocam, kırmızı kart sonrası hakemle bir diyaloğunuz oldu. Orada biraz da tansiyon yükseldi. Oradan bir şeyler söyleyebilir misiniz bize konuşmalara dair? Ben genelde hakemlerle ilgili konuşmuyordum. Ancak böyle bir ortamda, yani böyle bir atmosferde acaba böyle bir kırmızı kart çıkartabiliyorsanız, başka maçlarda da bu kırmızı kartlar çıkartılabiliyor mu
Bunu merak ediyorum. Hepimiz maçları izliyoruz. Bu bir. İkincisi, bazı pozisyonlarda mesela bir el pozisyonu var Ahmet'in, son adam. Es geçildi. Es geçildi. Top avuta gidiyor. Hemen korner göstermesi. Yani inşallah o anki, yani kendi tercihlerinden dolayıdır diye düşünüyorum. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Çünkü hakemler de tamam, yani bizim insanımız hata yapabilir ama böyle bir ortamda her şey bu kadar üst üste olması da, hep de bizim aleyhimiz olması biraz düşündürücü geliyor bana. Bu kadar. Üç şey üstünde duracağım demiştim. Bir mental, iki taktik disiplin, sistemden sisteme geçeceğiz. Üç fizik demiştim. Bugün takımın ne kadar özgüvenli olduğunu, korkmadan cesurca mücadele ettiğini bütün Türkiye gördü. Ne kadar savaştığı, ne kadar maç kazanmayı istediği de ortadaydı. Bazı şeyleri halledebildiğimizi düşünüyorum. Sürekli Samandıra'da oyuncularımla konuşarak, çalışarak her hafta hem mücadele gücümüzü hem oyun anlamında taktik olarak takımın geliştiğini çok net görebiliyorum. Ha, bazı eksiklerimiz yok mu? Var. Ama buna rağmen elindeki oyuncuları bugüne kadar hiçbir şekilde sakattır, hastadır, cezalıdır, hiçbirine bir günden bir güne sığınmadım. Elimde hangi oyuncu varsa onları en iyi şekilde değerlendirerek her maça bu şekilde oyuncularımı en iyi şekilde mentor olarak, fizik olarak, psikolojik olarak hazırlamaya çalıştım. Bugün de öyle oldu. Ama muhteşem taraftarımızın takımımıza vermiş olduğu destek, o bizi bir vites daha arttırmamıza sebep oldu. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ha, devre arasına gelince 1-0 geriye düştük. Dedim ki bir şeyler gösterdim tahtada taktik olarak. Bunu yaptığımız sürece oyunun son 10 dakikasında gidişata göre bir plan vardı. Benim işaretimle o plana geçecektik. Sonra eğer dedim biz bu oyunumuzu, o gösterdiğim bazı şeyler var, taktikler, devam ettirebilirsek 1-1 değil 2-1, 3-1 biz bu maçı da kazanabiliriz dedim. Korkmayacağız. Kendimize yakışır bir şekilde sonuna kadar mücadele edip maçı berabere bitirmek ya da bu şekilde koruyarak değil, tekrar kontrollü bir şekilde 10 kişilik takım nasıl oynaması gerekiyorsa kendi evimizde bu şekilde oynayarak maçı kazanmak için oyuncularımı içeride motive ettim. Onlara bazı taktik anlamda söylemlerin gösterdiğim şeyler vardı. Bu şekilde ikinci araya çıktık. Devrim Bey. Hocam, Fenerbahçe bugün 75 dakika eksik oynadı. Eğer eksik oynamasa maçın sonucu farklı olur muydu? Bir bunu soracağım. Bir de hocam, maçtan önce hakemler açıklandı ama Fenerbahçe-Trabzon maçının hakemi açıklanmadı. Kulüp bir açıklama yayınladı. Kaygılarını dile getirdi. Siz de teknik adam olarak ve futbolcular olarak aklınıza böyle yani kaygılandınız mı hakemin açıklamasından dolayı? Ya biz teknik adamlar normalde kendi işimize konsantre oluruz. Yani hakemlerle ilgili o kulüp yönetimin daha çok yani ilgi alanı. Biz kendi işimize odaklanıyoruz. Çok fazla aslında biz işin o tarafına bakmayız. Yani bugün 11-10 kalmamıza rağmen yani baktığınız zaman sahada centilmence bir maç oldu. Trabzonspor'da bizim oyuncularımızda gerçekten mücadele gücü çok yüksek bir maç oldu. Özellikle bizim açımızdan 10 kişi kalmamıza rağmen. O açıdan güzel maç oldu. Herhalde seyir zevki olan mücadelesi, temposu açısından güzel maç oldu. Her iki takımın, özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum burada. Eğer 11-11 olsaydık ben inanıyorum ki maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum yani. Çünkü bütün planımız buydu. Zaten dikkat edersiniz yani oyuncum İrfan atılıncaya kadar artık rakip sahaya tamamen yerleşmiştik. Özellikle sağ taraftan Bakayemen'in arkasından çok etkili ataklarımız olmuştu. Ama maalesef bir kırmızı kart gelince bu sefer daha farklı bir oyun anlayışıyla gene maçı çevirmek, kazanma adına yapmış olduğumuz taktik çalışmaların hafta içinde gene aynı şekilde devam ettirdik biz. İrfan kabul etmiyor kırmızı kartı. Etmiyor. Onur Bey.
Hocam bu genelde bu sezon maç sonlarında siz de taraftarı birçok kez çağrıda da bulundunuz. Biraz daha sakin olalım, destek olalım şeklinde. Bugün maç sonunda taraftar takımı çağırdı, alkışladı hocam. Biraz özellikle ikinci yarıdaki efor, 10 kişi kaldıktan sonraki efor. Mesela Crespo 13 kilometreyi geçmiş. Bazı oyuncular artık kramp girecek kadar efor sarf ettiler. Hepsi burada. Bu özel bir performans mı? Ne kadarı sürdürülebilir? Fenerbahçe bunu ne kadar daha fazla maç üst üste yayacak hale ne zaman gelebilir hocam? Vallahi geldiğimiz günden beri ben söyledim, yine söyleyeyim. 3 şey üzerinde yoğunlaşacağım diye. Her geçen hafta takım fizik olarak, taktik olarak, mental olarak üstüne koymaya devam ediyor. Ben oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, tabii ki kendimize göre bir metotlarımız var, sistemlerimiz var antrenman olarak. Antrenman kalitesini her geçen gün üstüne koyarak oyuncularım da keyif alacağı ama biraz da iyi yorulabilecekleri sisteme bağlı antrenmanlar yapıyoruz. Onlar da bundan çok mutlu oluyorlar, keyif alıyorlar ama dediğim gibi bir plan yapıyorum ben. Planladığım doğrultuda her şey şu anda yolunda gidiyor. Ve geldiğimiz günden bugüne kadar bakarsanız fizik olarak, mücadele olarak takım hep yukarıya doğru imelendi. Ha, bazen şu olabilir. Rakibin karşılaması çok geride karşılayabilir, bizi durdurabilir. Kırılmalar olabilir. Her maç belki böyle olmamaya da bilir. Arada kırılmalar olacaktır illaki. Ama genel olarak baktığınız zaman geldiğimiz günden bugüne kadar şu an ligde en çok top kazanan, ikili mücadele kazanan Fenerbahçe birinci sırada. Şu anda biziz. Ben geldikten sonra ikinci yarı özellikle şu an birinci sırada Fenerbahçe. Koşu mesafeleri bunlar önemlidir. Bazen de önemi yoktur. Ama sadece bir veridir ama en azından oyuncular bazımında bireysel anlamda ne kadar koşmuş, ne olmuş çok net. Orada bazı şeyleri görebilirsiniz. Oyunun bugün biz 113 kilometre koştuk. Trabzon 117 kilometre koştu. Ama dediğim gibi 75 dakika 10 kişi oynadık. Bir kişi ona 8 kilometre ilave ederseniz ortalaması odur. 121 kilometre koşmuş oluruz biz bugün gene. Buna tekabül eder. Buyurun. Doğrudur değil mi? Yanlış söylemedim. Peki. Soru bu. Buyurun, kendimiz başka sorusu olan. Kenan Başaran. Hocam Trabzonspor'la en yakın takipçisi arasında 15. Fenerbahçe 25. Taş'ta hakeza o kadar. Galatasaray daha fazla. Bu tablo tamamen Trabzonspor'un diğer büyüklere karşı oyun kalitesi farkından mı kaynaklanıyor? Yani biz tarihin en muazzam takımlarından biriyle mi karşı karşıyayız? Geçmişte de kıyasladığımız zaman. 100. yıl Fenerbahçe'si, 100. yıl Beşiktaş, UEFA Kupası kazanan Galatasaray. Çünkü bu kadar büyük bir kopma olmamıştı. Siz bu tabloyu nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi doğruları ve gerçekleri söylememiz gerekiyorsa bir kere Abdullah Avcı'yı tebrik etmek gerekiyor. Meslektaşım. Geldiği günden bugüne kadar istikrarlı bir oyun planı var. Bir yükselişi var. Trabzon'la beraber kendisinin de. Ama şunu da unutmayalım ki bugün ligde en çok transferi yapan, yüksek maliyetli transferleri yapan da Trabzonspor. Biz devre arası dahi transfer yapamadık. Neden? UEFA Fair Play anlaşmalarından dolayı yapamadık. Bunun için bazı kulüplerimizde bu sıkıntılar var. Ya, Trabzon bu arayı iyi değerlendirdi. Çok önemli, çok yüksek maliyetli oyuncular transfer etti. Bunu da göz ardı etmeyelim. Edilmesin. Mesela devre arası bile kaç tane yüksek maliyetli oyuncu aldılar. Bir Visca ne maliyetli oyuncu aldı. Visca'yı kim istemez? Değil mi? Onun için Trabzonspor doğru planlama yaptı. Üç büyüklerin demeyeceğim. Ben kendimden bahsedeyim. Bizim takımımızdan bahsedeceğim. Biz de yapmak isterdik ama onlar geçen seneden bu planlamaları yaptıkları için böyle bir kendilerine avantaj sağladılar. Bunu iyi değerlendirdiler diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki sene ne olur bilemem. Başka var mıydı soru? Buyurun. Kendimizi tanıtırsak lütfen. Recep Tayyip Kaya, Gazete Spor. Hocam bu sezon izlediğim en iyi Fenerbahçe'ydi. 10 kişi kalmanıza rağmen bunu başardınız. Rakibin Trabzonspor olması dışında bunu farklı kılan şey nedir? Bu taraftar önünde bugün karşımızda rakip kim olursa olsun biz aynı karakteri, aynı mücadelemizi ortaya
koyacaktık. Artık takımımız bir eşikleri geçti. Onun sinyalini veriyordu zaten. Geçen hafta Kasımpaşa maçında verdi. Bugün de Trabzon olması, taraftarlarımızın tabii ki stadı doldurması, hep söylüyorum, oyuncularımızın motivasyon anlamında daha yüksek eforla mücadele etmelerini sağladı. Gerçek bu, doğru bu. Tekrar bu taraftarlarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Suha Bey, buyurun. Suya Gören Adal Ajansı. Hocam şunu merak ediyorum. Hem bugünkü takımı gördükten sonra hem de sürekli üzerine siz geldiğinizden beri üzerine koyduklarını söylüyorsunuz oyuncuların. Sene başında eğer göreve gelmiş olsaydınız hiçbir takviye olmadan bu takımı şampiyonluğa götürdüm diyebilir misiniz? Teşekkür ederim. Ya bu şimdi zor bir soru. Yani doğru söylememiz gerekiyorsa geçmişteki hocaların da bu takıma katkıları var, emekleri var. Başkalarıyla kıyaslanmak şu anda doğru olduğunu düşünmüyorum. Geldikten sonra ben elinden geldiği kadar bazı şeyleri en iyi nasıl yapabilirim bir Fenerbahçeli olarak bunları tespit etmiştim. Şu anda da bir şeyleri elimdeydi, ufak da olsa belli. Onun için çok fazla geriye dönük, ben olsaydım şöyle olurdu, böyle olurdu, bunlara girmek istemiyorum. Şu anda iyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunu takdirini ben kamuoyuna bırakıyorum. Var mı başka soru? Son soru olsun lütfen. Hocam Ömer Faruk Özcan, Sabah.com.tr. Öncelikle bugün iyi başlayan ve sonuna kadar iyi götüren bir Fenerbahçe vardı. Kazanamasa da taraftarını kazanan bir Fenerbahçe vardı. Siz sezon sonu Fenerbahçe'nin ikincilik şansını nasıl görüyorsunuz? Ya sonuçta bugün en azından kaybetmedik. 4 maçtır 3 galibiyet, 1 beraberlik. Yani mağlup olmuyoruz. Hala bizim ikincilik şansımızın devam ettiğini düşünüyorum. Yani ne kadar, yani şu anda belki biraz rakipler orada çok fazla birbirine puan olarak yakın da olsa, sonuçta biz hep söylüyorum ya, en üst seviyelerde ligi bitirmek istiyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Şansımızın da devam ettiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.